19 numaralı şehrimiz plaka numarası Çorum. Evet. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti. Hazreti Süleyman'ın annesi. Çorum mudur? Öyle mi? Tabii tabii. Çok iyi Tabii mesela Ankara. Artık her kendi başına bir sırdır. Yeni yapılmış olması lazım. Ne diyeceksin? Sembolizm. Şimdi mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda e, savaş bittikten sonra verdiği istiklal Madalyası'nda oradan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün dünyaya yayılan bir güneş var bakın burada bir sembolizm var. Hacı Bayram'la Hacı Bayram Camii'nin yanındaki Roma tapınağı Justinian ile Atatürk arasında birebir bağlantı var. Şöyle bir bağlantı var. Aynı olayları yaşamışlar. O da 19. Justinian de 19. Hacı Bayram'ın kendisi de 19. Hacı Bayram Camii'ne gidip meclis açıyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Mesela neden Ankara? başkentte İstanbul hmm. olmuyor. Neden Ankara Üstelik? Şimdi Sultanahmet'te e, Ayasofya'nın <laughs> arasında dikili taşı ben de görsem İstanbul'a hiçbir şey vermem. Öyle mi? Tabi. Paris'te ortada duruyor. Siyon, Siyonlar. Washington. Londra. Washington. Roma'da. İstanbul'da ve Luxor Tapınağı'nın kapısında duruyor. Aynısı. Ne demek? Bu sembolizm bir, Birbiriyle bağlantılı. Bunlar bir frekans, frekans, bir frekans alışverişi evet. var. Şey. <laughs> Neden Sultanahmet'te şey arasındaki Negatif olan dikili taşı kaldırmıyor. Neden? Neden? Nedeni? İşte kaldırmıyor. Kaldırmadı yani. Yapılması gereken oydu. Ya da Atatürk mesela neden Ayasofya'yı müziğe çevirdi? Biraz o taşla bağlantısı var. Dikkat edin Sanki hani görünme, yüzü görünmeyen melek işte şeyin dualitesi, dişi tanrı dualitesinin işte cehennemin kapıları Ayasofya'da açılacak beyanları falan filan. Hepsinin çıktığı yer burası. Peki şöyle sorayım, bir önceki dünyanın ıı, sırrıdır belki bu dikil taşların arasındaki o enerji alışverişi. Devletler bunu biliyor. Biliyor diyorsunuz. Bir var. negatif e, enerjiden bahsediyoruz. Tabii bahsediyor. Türkiye'nin üzerinde bir negatif enerji çökmüş ve hiç ayağa kalkamıyoruz, görüyorsunuz. Dünya yani, insanlığı için hangisi geçerli? Ayağa kalkmak demek, kılıcı beline sokup savaşmak demek değil. Hı hı. Yani bu ıı, frekanslar bilinçlenmeyi engelliyor belki de. kabal, kabala Gök kubbe zaten kapalı. Gök dışına çıkamazsınız. Şey ne diyor? Hillary Clinton bir kişi çıkacak diyor gök dışına. O bir kişi geldiği zaman gök dışına çıkacak. Diyor. Anadolu'dan şimdi İstanbul'a geçtik. Anadolu, ee... İstanbul zaten Anadolu'nun bir parçası. Anadolu demek, <laughs> ana dölü demek. Barış Manço Kayaların Olu şarkısında zaten babam kaya, kaya babamla Anadolu annem diye devam ediyor. Anadolu, Anadolu, İsis yani aslında. Ana tanrı şey dediğimizi siz biliyorsunuz İsrail'de bulundu, heykeli getirildi. 60 sene sonra Gaya diye de geçer. Gaya, Gaya, Gaya. Hepsi buna uygundur. Bunun yeri Anadolu'dur. İşte tanrının yürüdüğü topraklar diyoruz ya. Mesele budur. Çok basit. Anadolu. Tanrı parçacığı demek. Titreşim. Orada yaratmaya çalıştır titreşim mega her ee, tanrı parçacığı. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Türk çocukları beni ee, görmek istediğiniz zaman aynaya bakın. Hepinizin içinde benden bir parça var. Ne demek? Sövüyor hanım yani. <laughs> çok net yani her şey açık. Üstad e, geçmişten bugüne, tarihten bugüne kurulan birçok oyunun ya da tasarının içerisinde Anadolu toprakları geçiyor. Mesela yedi kilise diye. E evet işte zaten <laughs> orada da. Bak. Mesela aslında oradaki işte Sura Birinci Üfleniş hikayesini anlatıyor. Yedi kilise meselesinde. Bergama ile ilgili olarak da işte şeytani deniyor aslında Bergama'ya. Değil. O tahtından bahsediyoruz. İş geliyor Sümer'e dayanıyor. İş geliyor Türk mitolojisine dayanıyor. Yedi kilise sayısının yedi olması. Yedi tepeli İstanbul mesela. Şehir. Sayılara gel. Yani e, hep yani sayılar. bir var. Dün evrenin sırrı matematikte Tabii canım. Yani şimdi böyle şey diyor ki Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Hüseyin Obama Birleşmiş Milletler 2013 konuşmasında Müslüman dünyasındaki gençlere sesleniyorum. Biz dünyanın sırrını matematikle çözdük ve bu noktaya matematikle geldik. Siz de matematik çalışarak bu noktaya gelebilirsiniz. Diyor. 2013 konuşması. Evet, yeter. Yani şimdi yedinin sırrını anlatsak vatandaş anlamayacak. Üçün sırrını anlatsak anlamayacak. Beşin sırrını anlatsak anlamayacak. Ne bu sayılar diyecek. İlkokulda temel matematiğin niye öğretildiğinin farkında olmayan bir genel toplum kaymasıyla karşı karşıyayız. 19'un ne olduğunu anlattık. 11, Yaradan'ın bütün evreni Kaydettiği yani yaratıcının, bütün evrenin kaydedildiği yer. Neresi? Aslında Araf, Stefan, Heftin diyor ki bütün ruhlar 11. boyutta bekliyorlar. Diyor. Nereye gitmek için? Başka tarafta. Dünyadan kaçmaya çalışan birileri var. Kimler bunlar? Kimler? Dünyayı kirletenler işte o. Lirik, şeytanla, lüsiferle beraber olanlar. İnsanımız yani kısıl arsta koloni kurmamıza falan gerek yok arkadaş. Bizim dünyamız gayet iyi. Denizimiz var, havamız var, suyumuz var. Kirletmediğimiz müddet çekiyor. Özellikle bütün yaratımlarda doğaya, hayvana, insana sonsuz bir ruh verilmiştir. Ve buna saygı duymasını söylemiştir. Ama her taraf baktığınız zaman ne? Mesela İstanbul'da bu kadar çok yoğun bina falan var değil mi? Bazen düşünürüm yerin altından bir canavar falan çıkacak. Çıkmasın diye sanki üzerine. Tamam bir bindirme yapın. Değil mi? Böyle bir şey. Bu kadar. 25 milyon insan. Aslında siyonun başkenti neresi diye söyleseler var. İstanbul derim. Neden biliyor musun? Çünkü buraya gelmiş olan, e, bu, buradaki 5 binlik ya da 10 binlik bir kitle bütün Türkiye ve dünyanın bir kısım piyasalarına hakim. Ve 20 milyon insan bunlar için çalışıyor. Bunların zenginliği ve refahı için. E, sayılarla devam edeyim. 40'a gelelim. 40'lar meclisi. 41 kere maşallah. 40 gün öldükten sonra 40'ı okunur insanlara. Kırklanır. Kırkın sırrı ne? Kırk kırklar meclisi vardır Türk e, teolojik anlatımında. 9000 küsur megahertz hızında dünyanın etrafını saniyenin binle bir süresi içerisinde hareket edip kabili, hareket etme kabiliyetine olan, sahip varlıklardan bahsediyoruz. Bunu zaten e, yazlık yazdık sosyal medyada benim Hüseyin Hakkı garici, Twitter, Facebook, Instagram ya da LinkedIn hesaplarından görebilirler. Bunların hepsi var. Kırklar Meclisi'ne işte Hazreti Ali Mekke'deyken, Hazreti Peygamber'in falan filan girdiği. Neden? Orada amaç birimiz hepimiz. Birimiz hepimiz meselesi 40'larda devam eder. Keşişler der ki, dört halifeyi arar gibi dördüncü arıyoruz. Acaba kırklardaki sıfır atınca bir dört mü var? Sorusunu akla getiriyor. Tamam mı? Dördüncü kim? Mesela örnek veriyorum. Bahsi geçen başka bir boyuttaki çok hızlı hareket edebilen, çok akıllı, özel yaratım varlıklarla insanlar arasındaki bağ yani yeryüzü meclisiyle yüzü meclisinin birleşerek dünyayı, dünyanın yönetilmesidir. Aksakallar var mı? Var tabii Var. Ama niye göre var ona bakmak lazım. Şimdi Metahan Metehan bu aksakallar bilmem ihtiyarlar heyeti meyeti dememiş hepsini doğramış kesmiş. Metehan'ın şeref adı o Oğuzka. Ünvanı. Bir de kadim Türk devletinin bir iradesi var. Binlerce yıllık bir irade. O gerektiği zaman devreye giriyor. Tümeye basur attık. Bir bakıyorsun ortada ne derin devlet kalmış ne işte şey devleti kalmış. neden onu? Yani diyorlar ya şu NATO Gladio. Hiç kimse kalmıyor Yani. yani kadim Türk devleti var olmasa Türk devletinin dünyadaki varlığı olmaz zaten. Kolay iş işte. değil. Kolay değil yani. Az önce Barış Manço şarkılarından bahsettiniz. Mesela anahtar, mesela kol düğmeleri, mesela dönence. Neler anlatıyor? Tek kayaların tek söyleyeyim. Hepsini aslında alt alta yani bu şarkıları ben ezberlemedim Hı. ama alt alta dizdiği zaman insanlar bunu çok iyi okursa ikinci derece düşünmeye başlarlarsa hepsini bulurlar. Yani diyor ki mesela Anadolu'da kayaların oluş yerinde diyor ki bir doğumdan bahsediyor. 29 Ekim 2023 tarihinden bahsediyor. Nedir bu tarih? Bu tarihte yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, ilan edileceğinden bahsediyor. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilan edileceğinden bahsediyor. Asırlardır e, yaşanan bir şey, 100 yıllık bir uyuşmadan, yüzyıllık yıllık uyuşma. E, işte Anadolu'da kayaların dikine toprağa saplandığı yerde, kaya babayla e, Anadolu'nun tamamı çocuğu olarak doğacağından bahsediyor. İşte kadim devlet burada ortaya çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yaradan ilahi nizam devletidir. Evet. Ee, bu topraklarda hüküm süren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait Anadolu topraklarının altında neler gizli, hangi hazineler gizli? Bence, Mesela derler ki Süleyman'ın hazinesi bile Anadolu toprakları. Süleyman gizli. da bir taraftan bizdendir ya sayılır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Hazinelerin hepsinin e, olduğu yerler tabii ki muhakkak Anadolu'da var. Hı hı. Bunu para olarak düşünmek yanlış olur. Metafizik demek ilim demektir, bence ilim. Yani ilim demek ne demek? Bugün dünyanın sahip olduğu teknolojiden daha üstün bir teknolojiye sahip olacak imkan ve varlıkları Anadolu topraklarının içerisinde birçok hazinede saklandığını hepimiz biliyoruz. Ya da efendime söyleyeyim, Adana'ya gidiyorsunuz, her taraf tarih, Trabzon'a gidiyorsunuz, bu kadar tarih olan bir yer var mı? Sizce bu kadar türlü olan bir ülke var mı İslam ülkesi olarak? Burada yok, bir şey var bizim bilmediğimiz bir şey var. Onların bildiği ya da başkalarının bizden önce bildiği, sonradan bilecek olduğu, vakti gelince açılacak olan bir sürü bilgi var. Şu İstanbul'a baktığınız zaman her taraf türbe. Yani buna göre İstanbul'da deprem olmaması lazım ama durum öyle değil. Farklı şeyler saklanıyor. Tamam. Ne saklanıyor İstanbul'da? Mesela burayı... yakın, yani kıyameti yakın bir şekilde peygambere ait bazı kutsal emanetlerin de İstanbul'da olduğu ve kutsal emanetler şeklinde İstanbul'da getirildiği bir yani var. Bunların içerisinde iki tane kürenin olduğu, bu iki küreyle boyutun geçildiği. işte havada asılı duran bir tesbihin olduğu falan filan. Yani birçok bilgi var bu konularda. Bunları genelini derledik topladık destek yayınlarından e, sıfır hattında. Bu diye bir kitap çıkacak önümüzdeki ay. E, orada herkes görür onu. Birazcık dipnotlar verebilir miyim? Bu, arada, bu arada, uğur, mi? sonra da, da Şimdi İstanbul'da konuşuyoruz. Ankara'daki kuleleri yıkacağız. Sizce El-Kaide'nin Anadolu'da hangi sırra ulaşmak istediğini düşünebiliriz. Diyor ki bu kitap yeni çıktı siyah beyaz yayınlarından. Husam Bin Nadim 2007 yılında Ankara'daki kuleleri yıkacağız. Hangi kulelerden? Bahsediyor? Hangi kuleler? Hı? Bunlar mana kuleleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı, Meclis, efendim ben söyleyeyim devletin bütün kademeleri kuleler birkaç tane kuleler kuleden bahsetmiyor. Neden Ankara? Çünkü Ankara kutsal şehir. İstanbul'dan daha kutsal. Hiç Ankara'da ley hattı e, diye bir yalan söyleyip de dikili taş koyan yok mesela. Temiz. Hmm. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş başkent, son başkent hmm. bir heyüle içerisinde. İstanbul'un işgali söz konusu Ruslar tarafından, Amerikalılar tarafından. Yani bunlar da var. Ege Akdeniz'de gelmiş olan donanmanın bir gelme sebebi var. Evet böyle. Böyle bir öngörünüz var. Bilgim var. Öngörümden Bilginiz var. <laughs> Anladım. Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Esat Tomruk'a o günkü konuşmasından sonra 1935'te bir araya geldiğinde Ahmet Esat Tomruk sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün kilidini açabileceği ve okuyabileceği bir e, ulak kutusuyla mesaj getirdi. Mustafa Kemal Atatürk o mesajı açıp sadece kendisini okuyabildi. Dünyada tek. Bu özellik doğuştan veriliyor pencereye tutarak oradaki metni okudu ve döndü. Dedi ki Ahmet Esat Tomra benden sonra gelecek olan birisi var, dünya tarihine geçecek. Bu kişi kendisi bu yola girerse muhteşem olur ama kendisi girmezse onun gelişine hazırlık olarak teşkilat kuruyorsun. 2-3 tane ayrı teşkilat kuruyorsun. Sana, bana bir yer söylüyorsun. O yerle ilgili olarak ben sana ödenek vereceğim. Ya da benim sana gösterecek olduğum yere, oraya bir kütüphane yaptıracağız diyor herhalde yer altında olması lazım. O kütüphane içerisinde o bilgiler saklanacak bir sürü bilgi var onun haricinde. Ondan sonra diyor ki bu teşkilat diyor işte diyor kimse tarafından bilinmeyecek, ismi olmayacak, gölgesiz, isimsiz vesaire falan filan. Vakti gelince bu teşkilat bu kişi geldiğinde bu kişinin tespit, bu kişiyi tespit ederek korumaya alacak, koruyacak ve bu kişinin şey olmasını sağlayacak. Yani hareket edebilir hale gelmesini sağlayacak. Bilge Kam der ki binlerce yıl sonra yeşil gözleriyle dünyaya bir adam gelecek ve bu adam yeşil gözleriyle dünyaya tekrar nizamı getirecekler. Bunların hepsi Mustafa Kemal Atatürk tarafından biliniyordu. Bu görevi Ahmet Esat Tomur'a verdi. Ahmet Esat Tomur emekli olduktan sonra bu çalışmayı yaptı, tamamladı Amerikalılar 1960'lı yıllarda bu teşkilatın izlerini aramak için Türkiye'ye geldiler. Aslında binlerce yıllık kadim devlet teşkilatıydı. henüz hiçbir şey kimse ulaşamamıştır. Devletin görmüş olduğunuz aygıtların tamamı bu teşkilatın dışındadır. Bu kadim devlettir. baktık farklı bir şeydir. Bu biz de göremeyiz. İşte Kırklar Meclisi vardır bunun içerisinde. İşte o vardır, bu vardır, şu vardır falan filan. Vakti sahibi Türk gelmiştir. Bunu biz zaten 2017 yılında açıklamıştık. Ee, İngilizlerin beklediği gibi hizmetçi değil, hüküm verecek. Yanda Allah keten helvası diyelim. Göktürk İmparatorluğu yenilendirilecek son taşıyıcısı Türkiye Cumhuriyeti. Çok Mesela iyi. acaba Mesela. bu kadar yoğun insan nüfusuyla bu kadar yoğun binayı İstanbul'a siyonistler neden yaptırdı sorusunu al kendisine sorsun. Bu kadar çok insan İstanbul'a niye taşıdılar? Neden taşıdılar? Bütün sanayiyi niye buraya kurdular? Negativizm. Şu anda İstanbul pozitif bir şehir değil. Neresi pozitif İstanbul? Her yer negatif. Ele geçirilmiş bu şey. Yani Bizans yıktı Fatih Sultan Mehmet ama Fatih Sultan Mehmet'ten bugüne Bizans'ın ile ilgili olarak hala devam ediyor. Yani Türk devleti olamadı Osmanlı İmparatorluğu. İstanbul'da bir yıldız geçidi var mı? Mesela var. Mesel adada var derler. Var. Ama bu yıldız geçişlerinin aktif olması önemli. bunlar belirli zamanlarda bunu aktive eden güç insan oldu değil. Bunu gök Türk ancak aktive edebiliyor. Yani aktif edebilir. Yoksa başka orada kapı var. Oradan geçeyim Faydası yok. Buna bakarsanız Anadolu'da binlerce kapı var. Büyükada aynı zamanda İngilizlerin işgal kuvvetlerinin yer aldığı yerdir biliyorsunuz. Karargahlar oradaydı. Bu bilgiyi bilerek geliyorlar. ve ona göre Tabii yani, onların elinde de çok iyi arkeologlar, metafizik istihbaratçılar var. Bilerek geliyorlar tabii. Adamlar aradıklarını bulamıyorlar. Çünkü bu tür sırlar sadece sahibine aittir. Sırrı bilmeden sırra erenleri unutma. Atatürk, Atabey Türk Ocakları Genel Başkan olarak bir şeyin hakkı sözüdür bu. Sır, sırrı bilenindir. Sırrı bilemeden sırra erenleri unutma. Artık Tanrı'nın zamanı, Yaradan'ın zamanı, Allah'ın zamanı, Allah... Dünyanın kralı benim diyor. Ben sizden kral seçmedim diyor. Ben gelip kendi kralımı seçer, koyarım. Ben onunla muhatap olurum diyor. Dolayısıyla bu resul, peygamber, nebi falan değil. Yani bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Öyle kendilerini İslamiyet üzerinden bu tür noktalara koyanlarla farklı bir şey. Ama bu sürecin üç önemli bileşeni var. Ben söyleyeyim. Hz. Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mustafa Kemal Atatürk. Ve bir numaralı baş melek Mikael. Ruhsal olarak ikisi de işte bu işin içerisinde yani. Evet. Bu sürecin içerisinde. Ee, biraz da eski dünyadan soracağım. ve Atlantis'e yani. inanıyor musunuz? Var hocam. Olmaz diye bir şey yok. Var tabii ki. Ee, bizim bu ile ilgimiz nedir? Vardı işte dağıttılar bizi. Bizim aslında şöyle. Şimdi şeytanın Tanrı'nın bu ıı, yazılım sisteminin kodlarını çalarak dünyaya hakim olduğunu söyleyenler var hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Tanrı da bunun farkına vardı. Geriye gelecek, alacak falan filan. İşte Mu, Tanrı'nın yaratım sistemiydi. Cen de, bugün Cen, dün başka bir şey, ondan önceki gün NASA. Bu Tanrı'nın yaratım sisteminin çalınmış olduğu yer aslında. Anlamak istiyorsanız çok basit. Mu'nun mirasım Türkler? Mu'nun sahibi. Ama elimizde hiçbir şey kalmamış. Hepsini kaptırmışız. Kimler neleri kapmış? Herkes her şeyi bulmuş. Bir şey hariç kan hafızası. Onun haricinde mavi kanın, kraliyet soyunun, yani tanrı <laughs> soydular denilen, tanrının yarattığı asil soyu hala muhafaza ediyoruz. Aşina soyu. <laughs>